Can Özçelik'e dönmek isterim. Değerlendirmeniz var galiba ama ben sorumu sorayım ondan Tabii. sonra değerlendirmeyi bütüncül olarak alayım. Başak Demirtaş ismi aday olursa bu Ekrem İmamoğlu'nun lehine mi aleyhine mi sonuç doğurur? Bir. İki, DEM Parti seçmeni blok halinde mi hareket eder? Yoksa Ekrem İmamoğlu DEM Parti seçmeninin bir kısmının oyunu alabilir mi? Üçüncü olarak da belki de en önemli konu, az önce değindim. DEM Parti ile bir işbirliği görüntüsü sahada Ekrem İmamoğlu'na nasıl sonuç gösterir? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun şöyle bir ittifak işbirliği içinde olacağını ben düşünmüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin de. Ama şunu hep söylüyor, İstanbul İttifakı'nı her zaman söylediği için bu ittifaktan kastı zaten hem DEM Parti tabanı ve o ikinci seçimlerdeki 800 bin oyluk farktaki AK Parti ve MHP tabanından gelen oyları tutabilmek. Şimdi İstanbul İttifakı dediği şey bu. Tabii İyi Parti'den, Saadet Partisi'nden, diğerlerinden muhakkak oy istiyor. Hı hı. O gelecektir, gelmeyecektir, o başka bir tartışma ama burada belirleyici olan herkesin dediği ortak fikirde evet DEM Parti. Burada belirleyici. Nasıl AK Parti'nin Refah Partisi ne kadar belirleyicisi oluyorsa yeniden Refah Partisi, burada da DEM Parti. Şimdi Demirtaş'ın adaylığı konusunda tabii ki etkiler. Ama DEM Parti, HDP Demirtaş'ın arkasında durursa etkiler. Ama ben de aynı görüşteyim. HDP'nin üst kademesi Demirtaş'ın aday yapılmasını istemiyor. Parti içindeki tartışma da zaten bu yönde. Şaşırdık, sürpriz denilmesi de zaten o, ben biraz önce söyledim, başka bir pazarlık var orada. Burada hem ben buradayım demesi ve onun ötesinde ben artık tahliye olmak istiyorumun da bu karşılıklı bir görüşme var veya bir pazarlık var demiyorum. Ben buradayım, tahliye olmak istiyorum ve ben bu seçimde etkileyen taraf olabilirimin mesajı bu. Evet, etkileyen bir taraf olabilir mi? Olur. Güçlü bir aday olur HDP açısından. Ama HDP yönetimi Demirtaş'ı ben aday göstereceğini düşünmüyorum. Hadi Demirtaş bağımsız aday olursa. Neden? DEM seçmeni. Yani parti içinde etkili bir aktör konumuna mı gelir? O yüzden mi istemez diyorsunuz DEM Parti kurmayları? Yani zaten Demirtaş'ın tartışması, o biraz önce söylediniz ya, Nasuhi Güngör söyledi 2015 seçimlerinde. Zaten ipler orada kopmuştu Demirtaş'ta. Yani Demirtaş evet bir Türkiye Partisi olacağız. Biz bu oyların bize emanet oylar olduğunu biliyoruz açıklamasından sonra Kandil'den açıklama geldi. Dedi ki bu emanet oy falan değil dedi. Şimdi bu düzlemde, bu denklemde Demirtaş'ın zaten HDP içindeki zaten o süreçten sonra da zaten hapse girdi ve yaklaşık kaç? 7,5 yıldır da hapiste. Şimdi yani 2016'da. DEM Parti yönetimi zaten Demirtaş'la ipleri koparmış durumda. Demirtaş gibi bir politikaları zaten yok. Olmadığı için burada Demirtaş ben el gösteriyor, el yükseltiyor ve ben buradayım diyor. DEM tabanını tabii ki etkileyecektir ama DEM tabanı blok şekilde partisinin yön vereceği, söyleyeceği adayı destekler. O yüzden burada aday gösterir, göstermez veya işte bir aday gösterir, arkasında durmaz. O başka bir tartışma. Ekrem İmamoğlu DEM tabanından oyunu isteyecektir ve bu düzlemde isteyecektir. Bu ittifak olarak algılanabilir, söylenebilir. Siyaset, politika, AK Parti bunu siz DEM Parti ile ittifak yapıyorsunuz eleştirisi yapabilir. Bu başka bir tartışma. Bunu kamuoyuna izah edebilir mi? Edebilir. Çünkü masada karşılıklı bir pazarlık yapacağı masaya oturmadığı sürece bu tartışma sadece biz İstanbul İttifakı üzerinden bir değerlendirme yapıp ve orada ısrarcı olursa bence etkilemez. Yani o eleştirilerin çok etkisi olmaz. DEM Parti adayı gösterse dahi Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimali var mı? Güçlü bir adayda yani şimdi gerçekçi olalım yok tabii ki. Yani DEM Parti güçlü bir aday gösterip arkasında durursa evet Ekrem İmamoğlu'nun şansı azalır.
Evet. Şansı yani yok olur, peki, kazanamaz demiyorum ama azalır. Peki. DEM Parti ama burada DEM Parti'nin güçlü bir aday çıkartıp arkasında duracağı ve öyle bir seçim politikası izleyeceğini düşünmüyorum. Peki, devam edeceğiz. Tunç Soyer DEM Parti'nin adayı mı oluyor? Evet, bugün böyle bir kulis aldık biz de. DEM Parti'de bir temasa geçildiği ve Tunç Soyer'in özellikle zaten İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne DEM Parti'den böyle bir istek vardı. Tunç Soyer yeniden aday yapılsın diye. Bugün de bir temas kuruldu. Bir ön görüşme demeyelim ama en azından bir temas haline geçildi ve DEM Parti'nin adayı olabilir bir şeyi, kulisi geldi. Bu durumda Tunç Soyer'in öfkesi dinmemiş galiba, öyle mi? Aslında öfke değil ama şöyle bir Tunç Soyer başarılı bir 5 yıl geçirdi İzmir açısından. Kendi deyimiyle ve projelerinin %80'ine yakınında yaptığını söylüyor. Yanılmıyorsam yarın bir açılışı var. Evet, yani projelerinde... Yeni bir metro projesi, evet, açılışı gerçekleştirecek. %80'ini tamamladığını söylüyor. Şimdi bu düzeyde başarı elde etmiş, projelerini gerçekleştirmiş bir belediye başkanına aday göstermemek belediye başkanı açısından da tabii üzücü olur. Çünkü sonuçta çalışmış ve bir şeyler üretmiş belediyesi adına. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olmuştu. Ama enteresandır, değişim denir ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçtiği, belediye başkanı yaptığı, atadığı isimlerin birçoğu yerlerini korudu. Adana'da, Mersin'de, Antalya'da ve buralarda da DEM Parti'den oylar, özellikle Mersin ve Adana'da etkili DEM Parti. Ve mevcut belediye başkanları devam etti. Şimdi şöyle, burada İzmir'in değişmesi... haberiniz ilginç, çok enteresan, çok kayda değer bir haber ya da kulis. Mesela DEM'in Tunç Soyer'i istemesi çok dikkatimi çekti. DEM İzmir'de Tunç Soyer'i istiyor. Mesela Ankara'da Mansur Yavaş'ı istemiyor. Yani DEM bunu acaba neye göre belirliyor? Bu da çok derin ve ayrı bir ama konu. Ama adaylık ilan edilmeden önce de DEM Partisi'nin Tunç Soyer isminin devam etmesini istediği noktasında bilgiler geliyordu, evet, bize açıkçası. O tartışma vardı. Yani böyle bir durum şaşırtıcı değil. Şunun için bizim açımızdan. CHP'nin adayı ya. Yani CHP'nin adayı. Ama evet, yani eğer DEM bunu destekleyecekse, işte CHP'li bir ismi aday yapıyorsa ki destekleyecekse DEM Parti bunu destekleyecekse farklı bir anlam olur diyorsun. Yani şimdi Ankara'daki de CHP'nin adayı, İzmir'deki de aday da CHP'nin adayı, İstanbul'daki de. Yani orada neden böyle bir tercih yapıyor da? Ya şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da yapmıyor. Şöyle düşünülebilir. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de zaten kazanacak. DEM Parti'nin adayı DEM Parti adayı çıkarsa da mı kazanacak? Hayır, şey, yani böyle bir düşünce varsa kazanır. Yanlış bir düşünce. Hayır, hayır, kazanır, kazanır. İyi Parti'nin adayı var. Ya kim çıkarırsa çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi kazanır. Seçimi inşallah rahatlıkla peki, kazanır efendim, yani. Bu evet, neyini tartışıyoruz? Şöyle, tabii ki burada mesele zaten DEM Parti Tunç Soyer'e aday gösterir göstermez. Bize gelen kulis, evet, bir temas kurulmuş ve DEM Parti istekli Tunç Soyer'in aday olması konusunda. Tunç Soyer ne demiş? Orada Tunç Soyer'in burada belirleyici bir diyeceği varsa görüşlerini alabiliriz efendim, evet, bu yani arada. En azından belki de bir mesaj göndermesi halinde onu da evet, yayına yansıtırız Sayın Tunç Soyer'i. Böyle bir istek, talep var. Karşılığında Tunç Soyer bunu kabul eder etmez. Ama burada belirleyici olan tabii ki İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma ihtimali çok çok yüksek. Yani Tunç Soyer DEM Parti'den aday olsa da Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy düşüşü olabilir. Ama kaybedeceği şekilde bir etki etmez. O yüzden burada bir mesajdır. Ama şu eleştiriyi yapmakta haklı. Diğer illerde, büyük şehirlerde kazanan adaylar devam ederken değişim denilmiyor. Neden İzmir'de özellikle değişim denilerek... bir de başarılı belediye başkanı ve projelerini üretmiş, yapmış. Neden burası tercih edilmiyor eleştirisinde de haklı bir eleştiri. Ona da itiraz edemeyiz. Ama kurultaydaki değişimden sonra ben o salonda da konuştuk. Konuştuk. Yani burada Özgür Özel ismi çıkarsa, evet, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının değişmesi muhtemeldir. Çok konuştuk, güçlü bir senaryodur dedik. Son ana kadar da bunu konuştuk. Son adaylık açıklaması sonrası Tunç Soyer'in şaşkınlık açıklamasını açıkçası ben şaşkınlıkla karşıladım. Yani belki de herhalde Tunç Soyer sadece kendinin adaylığının parti meclisinden çıkacağını değerlendiriyor. Ama şöyle bir şey vardı orada. Evet, bu dediğiniz eleştiri doğru, tespit de doğru ama son ana kadar genel merkez
anketlerde de hep Tunç Soyer'in adını yazdı. Yani Tunç Soyer'siz bir anket çalışması yapmadı. İyi de CHP genel merkezi bu anketlere pek bakmıyor. Hayır, o yüzden ya baksın bakmasın ama bu arada İzmir adayları da LED'imize yansıdı. Onu da aktaralım bir yandan. Sen, lütfen devam et. Tunç Soyer'in şaşkınlığı o anketlerde yer alması. Yani hiç anketlerde yer almadan bir seçim çalışması ön hazırlığı yapılsa evet burada haklısınız. Ama genel merkezde Tunç Soyer'in adını o anketlere yazdı ve anketlerde İzmirli'ye sordu. İzmirlilere sordu. O anketlerde de güçlü bir şekilde çıktı diyorsunuz. Çıktı. O yüzden bu istek ve bu şaşkınlık var. Yani madem ben Cemil Tugay ismi anketlerde çıkmış mıydı? Evet onu da sordular. Evet o da güçlü adayların içindeydi. Efendim?